Ah, ne kadar da güzel, ne kadar da. Şuna bakar mısınız? Gerçekten de gece yarısı bisiklet sürmeye bayılıyorum. Özellikle de sahilde. İnsanlardan uzak, her şeyden uzak. Ses yok, gürültü yok ve daha da önemlisi kimse bulaşmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Mesai başlamış, anlaşıldı. Kimse bulaşmıyor dedik. Arkadaş ne çıktı ya? Bu nedir? Yalnız çıktı demişken, ulan benim de durduk yere çişim çıktı. Allah kahretsin ya. Tuvalet yok mu etrafta ya? Tuvalet yok mu? Sanırım burası tuvalet. Sıkıştım. Ulan insan yok dedik. Her yer insan dolmaya başladı. Hay Allah kahretsin. Ulan. Ya burada bile yapıyorlar ya. Burada bile ya. Ay merhabalar canım. Bir dakika, tuvalete giriyorsun galiba. Girmeden önce bir soru soracaktım sana. Acaba ben de geleyim mi? Anlamadım. Nereye? Tuvalete mi? Vallahi sanırım burası unisex. Yani gelmek istiyorsanız, çişiniz varsa gelin. Ay öyle değil. Senle geleyim mi? Benle mi? Yok. Ben istemiyorum. Sen istiyor tuvalet verecek $100. $100 mı? Hanımefendi ne saçmalıyorsunuz anlamadım. Burası belediyenin tuvaleti. Ben size bunun için niye para vereyim ki? Çünkü biz öyle diyoruz. Ha? Siz mi öyle diyorsunuz? Ha, biz öyle diyoruz. Kızlar bizimle beraber. Paralarını ver yoksa akşam mevzu çıkar. Paralarını vereyim yoksa akşam mevzu mu çıkar? Aynen öyle. Duydum Sadullah abi. Laleyi tekrar ediyorsun lan papağan gibi. Koçum, gecenin bir yarısı tek başına gelmişsin. Tekinsiz bir ortamdasın. Tuvaletin önünde 3 tane adam var izbandut gibi. Ben olsam parayı verirdim. Beyler, bana bakın. Ben Baldi'yim. Ben sizin bu basit tehditlerinizden ve bu ortamın sakinleştirici müziğinden korkmam. Ya, öyle mi dayı? Peki emanetten korkan mı? Lan biz burada oyun mu oynuyoruz öyle? Emanet mi? Ondan korkarım. Tamam. $100 vereceğim. Tamam. 1000 o $100 alayım canım. Lan heriflere bak lan. Heriflere bak. Resmen soyuyorlar beni resmen. Al canım. Al. Teşekkürler canım. Şayet sen istiyor tuvalette duş verecek $500. Tuvalette duş mu? Yok sağ ol, istemiyorum sizden hiçbir şey. Allah Allah. Müsaadenizle gireceğim, tuvaletimi yapacağım. Ulan bu ne be, bu ne? Tamam kardeşim, verdik paranı. Allah Allah, daha ne istiyorsun ya? Herkes dolandırıcı olmuş, yemin ediyorum herkes. Bari gireyim de tuvaletimi yapayım. Sadullah abi, iyi silkeledik kerizi. Güzel indirdik ha. Aynen öyle koçu. Şşş kızlar, oynayın. Daha fazla insan gelsin. Yemin ediyorum çakallıkta arşı açtık arşı. Görüyor musunuz yani? Biz adamı dolandırırız. Gecenin bir yarısı ne işiniz var lan burada ya? Şşş, siz de sökülün lan falan. Tamam, daha fazla saçmalamayıp giriş yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Baldi'nin maceralarına uzunca bir zamandan sonra devam ediyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Baldi'nin maceralarında manyak bir videoyla da karşınızdayım. Uzun zaman sonra Baldi'yi tekrardan gördük ve gördüğünüz gibi görülür görülmez tuvalette soyuldum. Arkadaşlar resmen herifler pusuya yatmışlar, her şeyimizi aldılar. Lakin tek sorunumuz bu değil. Videonun kapağından başlığından zaten mevzuyu gördünüz. Ben size yine mevzuyu anlatmayacağım. Manyak bir şeyle karşılaşacağız bugün. Bakalım neler olacak. Ha bu arada sesim biraz garip geliyor olabilir. Onun da bir sebebi var arkadaşlar. Bayramda şifayı kaptım. İnsanlar bayramda ne bileyim gider şeker meker toplar, ben hastalık topladım. Arkadaşlar o yüzden sesim biraz garip çıkıyor olabilir. Lakin idare edin, yapacak bir şey yok. İyileşene kadar böyle. Ya da bilmiyorum, belki birkaç gün video atmam, bakarız ona, neyse. Bakalım bugün neler olacak. Hadi izleyip görelim. Allah kahretsin ya, Allah kahretsin. Acayip korktum, acayip. Yemin ediyorum var ya, ödüm kuma karıştı ha. Neyse bir tuvaletimi yapayım. Bu nedir kardeşim ya, bu nedir ya? İnsan hiç tuvalette soyulur mu ya? Soyulur mu? Sanırım buralar kapalı. Bir tek burası açık. Buranın da tuvaleti kapalı. Oğlum ben bu klozete elimi değmem. Vallahi değmem. Yani baksanıza. Üstünde pislikler falan var. Yok. Elimi hiç değemem. Açamam ben bunu. Bu da kapalı.
Kardeşim buna da hiç elimi değmem. Şunun kenarlarını görüyor musunuz? Uyy, hastalık falan kaparım. Başka tuvalet yok mu ya? Bu ne lan? Ömrümde gördüğüm en pis, en iğrenç, en kirli tuvalet. Şu tuvaleti görüyorsunuz değil mi? Resmen, resmen yanında iğrenç şeyler var. İnanamıyorum. Buna girene kadar gider yani o kızlarla. Neyse şuraya girelim bari. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ne oluyor lan? Benim etrafım niye bu kadar pis? Oh be, ne kadar pis tuvaletti ya. Ömrümde gördüğüm en pis tuvaletti. Ne diyor lan o bana? Ne diyor oğlum? Şşt, birader. Ne diyorsun lan sen bana? Yıka yıka yıka. Oh, yüzümüze de vuralım. Zaten elimiz yüzümüz batmıştı. Tertemiz şöyle boynuma falan da. Biraz daha alsam fena olmaz aslında. Oh be, ne kadar pis tuvaletti ya. Ömrümde gördüğüm en pis tuvaletti. Alo, kiminle konuşuyorum lan ben? Şöyle biraz daha çarptık mı? Heh, tamamdır, gidebiliriz. İnşallah çıkarken bir 100 dolar daha almazlar. Tamamdır, hadi gidelim. He? Ne oluyor lan? Ne lan buradını? O ne lan? Sakin ol, korkma, merak etme. Sana zarar vermeyeceğim. Tabii. Sen akıllı olursan. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Konuşan tuvalet. Tuvaletin içinde kafa var lan. Kafa. Ben buradan kaçıyorum. Açıl lan, açıl. Açılsana oğlum, açılsana. Boşuna uğraşıyorsun. Burası benim tuvaletim. Benim iznim olmadan çıkamazsın. Açıl lan. Ne olur açıl, ne olur. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ulan bu tuvalette hep bir şeyler oluyor ya. Hep bir şeyler. En son geldiğimde buraya Slenderman'le karşılaşmıştım. Şimdi de konuşan bir tane tuvalet. Aman Allah'ım. Abi ben zararsızım abi. Beni öldürme abi. Orası birazcık da sana bağlı. Sen bana niye dünyanın en kirli, en pislik tuvaleti falan dedin lan? Abi çünkü dünyanın en kirli, en pis tuvaletiydin. Yanındakileri görmedin mi? Gördüm. Görmez olur muyum? Sen mi yaptın? Yok abi. Ben sana öyle şeyler yapar mıyım? Benim hiç öyle işlerde şeyim olmaz. Ben sondan ikinciye girdim abi. Sondan ikinciye. Demek sondan ikinciye girdin ha? Bakayım sen orayı temiz bırakmış mısın? Bırakmışsın. Oğlum bu ne lan? Ömrümde bir sürü yaratık gördüm ama bu zamana kadar gördüğüm en saçma yaratık. Ulan yürüyen tuvalet mi olur ya? Yürüyen tuvalet mi olur? Ben buradan gidiyorum. Açılmıyor ulan. Boşuna zorlama. O kapıyı yalnızca ben açarım. Tıpkı her yerin elektriğini yalnızca benim kapatıp benim açtığım. O neydi lan? Sen mi yaptın onu? Ben yaptım, evet. İstersem daha da aydınlık yapabilirim. Bak, nasıl ama? Oha! Tuvalete ışık geldi lan. Abi, sen nasıl bir şeysin böyle? Ulan bu Spider-Man maskesi değil mi? Abi sen bir tuvaletsin. Sen elektrik sistemini nasıl kontrol ediyorsun? Ben normal bir tuvalet değilim. Ben şibidi tuvaletim, şibidi. Zibidi mi? Estağfurullah abi. Ben sana öyle der miyim? Zibidi değil lan, şibidi. Duymadın mı hiç? Şibidi bop bop diye şarkım var benim. Şibidi bop bop mu? Duydum abi. Duydum. Senin ününü çok duydum. Gerçek olduğunu bilmiyordum. Abi gerçekten ben yapmadım bak. Ben bu tuvalete girdim. Ben seni pisletmedim abi. Bırak beni gideyim öldürme ne olur. Oğlum ben bununla ilgili korkunç hikayeler duydum. Resmen canavar gibi. Düşmanlarını, sevmediği insanları deliğine çekiyormuş. Ve onları yiyormuş. Merak etme, sana zarar vermeyeceğim. Senin beni pisletmediğine inanıyorum. Lakin bana doğruyu söyle. Burayı kimin pislettiğini biliyor musun? Bilmiyor musun?
Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Bir dakika lan. Bir dakika. Kapıdaki adamlar benim 100 dolarımı almıştı. Ben de bunun intikamını almak için Şibiri Bop Bop abi. Acaba onların üstüne salsam nasıl olur? Senle konuşuyorum. Biliyor musun? Ulan siz şimdi ayva yediniz. Evet abi biliyorum. Seni bu kadar kirletenler hemen kapının ucunda. Kapıyı açarsan gösterebilirim abi. Kapıyı aç sana göstereyim. Ya demek biliyorsun. Göster bakalım bana kel kardeş göster. Kel mi senin ana... Pardon Şibiri Bop Bop lan bu vallahi yutar bizi. Buyur abi. İşte Şibiri abi, işte seni kirletenler bunlar abi, bunlar. Bu üç zibidi artı bu iki kız abi, bunlar seni kirletti. Ne oluyor lan? Sadullah abi, ben içkiyi fazla mı kaçırdım yoksa kafa iyice gitti mi? Abi, tuvaletle birlikte çıktı az önce 100 dolarını aldığımız kel ve tuvaletin içinde kafa var abi. La saçmalama la, öyle şey olur mu, manyak mısın oğlum sen la? İyice senin de kafan gitti ha Engin. Abi vallahi ben görüyorum yani. Canlı kanlı karşımda abi. Ey merhabalar tuvaletin içindeki kafa bey. Siz istiyor duş verecek 100 dolar. Ha? Ne diyor bu Baldi? Bunlar yaptı abi bunlar. Şibidi abi sorma. Bu kız benim de 100 dolarımı aldı. Abi bu kız var ya acayip kirletiyor abi. Yani bu senin tuvaletinde illegal şeyler çeviriyor demesi benden abi. Ney? Abi, valla bak bu tuvalet, abi bayağı bildiğin tuvalet. Abi şuna bir bakın. Lan saçma sapan konuşma lan, iyice kafayı buldu bu da içtikçe ha, öyle şey mi olur? Baldi kardeş, bunlar kafayı yemiş anlaşılan. Ben bunlara bir hadlerini göstereyim. Gelin bakalım, gel. Baldi kardeş kusura bakma, seni de yuttu. Ulan ben, Şibiri tuvaleti. Sizinle mi uğraşacağım? Beni şaka mı sanıyorsunuz oğlum siz? Gel buraya gel gel. Gel. Acıma. Abicim beni çıkartır mısın? Sifonun ucundayım. Tamamdır Baldi kardeş seni çıkarttım. İyi misin? Daha iyi günlerim olmuştu abi. Ulan üstüm başım resmen pislik oldu. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Resmen kokuyorum oğlum. Resmen. Şibiri abi ne yaptın ya? Kusura bakma Baldi kardeş. Kazayla yuttum seni. Umarım darılmamışsındır. Darıldıysan bir tur daha yutayım. Yok abi. Yok. Abicim benim içeride bir de bisiklet olacaktı. Onu da çıkartırsa. Allah razı olsun. Ben gideyim abi. Sen bilirsin Baldi kardeş. Gitmek istiyorsan git. Yok abi beni de yut diyorsan. Yok abi yok. Öyle bir şey demiyorum. Müsaadenle ben gidiyorum müsaadenle. Ulan resmen karşılaştığım yaratığa bak ya. Karşılaştığım yaratığa bak. Ulan benim bisikletim sarı değil miydi? Ulan kıpkırmızı çıktı şuna bak. Muhtemelen yuttuğu insanların kanının rengi. Allah'ım. Allah'ım benim başıma niye böyle şeyler geliyor? Niye böyle şeyler? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Baldi'nin maceralarına yıllar sonra devam ettik. Ve bugün korkunç manyak tuvalette tanıştık. Ve gördüğünüz gibi onunla arkadaş olduk. Şibiri tuvalette GTA 5'e gelmiş oldu. Bunu zaten YouTube'un 4 köşesinde görmüşsünüzdür. O yüzden bunun ne olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Böyle garip bir yaratık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. GTA 5'e böyle bir yaratık gelmiş. Ben de size bir videosunu yapayım dedim. Keşke aslında olmasaydım belki daha iyi olurdu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şahsen ben acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yapma ya. Demek tozunla yarışırım ha. Gel bakalım Baran kardeş gel. Sana tozla yarışmak ne demekmiş göstereyim gel. Ulan oğlum, benim adım Ateş. Sen Camry'yi küçümsediysen olacaksın. Paramparça kardeş. Gel bakalım gel. Ulan oğlum, sana gününü göstereceğim. Gel bakalım Baran. Altında emüş var diye beni yenebileceğini sanıyor. Oğlum, bu ustanın bana yaptırdığı özel Camry.
Lan her türlü modifikasyonu var. Sen benim ustam kadar kral bir ustayı bulup nerede modifiye yaptıracaksın? Allah'ın cahili. Buradan dikkatli dönelim, burası sert. Daha önce yarıştığım için biliyorum. Baran... bilmiyor. Ulan benim adım Ateş lan. Ateş.